Allah'ın selamı, rahmeti, esenliği üzerinize olsun sevgili izleyiciler. Değerli konuklar, hepinize hayırlı geceler diliyorum. Bereketli sahurlar diliyorum. Sahurun, seherin bereketi, Rabbimizin mağfireti üzerinize olsun. İnşallah duamız kabul olsun. Gecemiz feyizli, bereketli olsun. Selahattin Alpay abi bizimle beraber. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam. Şeref verdiniz. Bugün şeref hem ilahilerle sizin için dedi stüdyoya girdim, özel hazırladım dedi. Sağ olsun. Aynen öyle. Onlardan dinleyeceğiz. Hem de sohbet edeceğiz. Ben bazı konuklara nedense içimden soru sorasım geliyor. Selahattin abiye görünce soru sorasım geldi. Bugün hurafeleri konuşacağız. Bidatı konuşacağız. Dine sonradan sokuşturulan, akla mantığa, dine aykırı bir takım uydurmaları konuşacağız. Din kelimesi deyn kelimesiyle aynı kökten geliyor. Özdeşim. Mesela insan kelimesi İki kökten geliyor. Bir, unutan, nisyandan, insan nisyanla mağluldu diyoruz. Bir de ülfet edenden, anlaşan, hemen anlaşan demek, ünsiyetten geliyor insan kelimesi. Din kelimesi de deyin kelimesinden geliyor. Yani alışveriş, borçtan geliyor. Maliki Yevmiddin, Fatiha suresindeki Maliki Yevmiddin kelimesi... Deyn gününün yani hesap gününün sahibi Allah, din gününün sahibi Allah. Bir insanın dindar olması demek, hesabının, kitabının güzel olması demektir. Kul hakkından uzak olması demektir. Haramdan uzak olması demektir. Din ne yapar? Din de hem dünya hem de ahiretin kazanılmasına yardım eder. Ve ilahi bir mesajdır din. Dinin sahibi Allah'tır. Dinin sahibi Kur'an'dır. Kimse kafasından oraya din diye bir şey katamaz. Elbette dinin serbest bıraktığı bilime, insanın aklına, efendim çevreye, kültüre, folklore, edebiyata bıraktığı bir alan var. Oraya din helal olduğu sürece, akla mantığa aykırı olmadıkça, zarar vermedikçe doğrudan müdahale etmez. Ancak akla zarar veren, akla ziyan konularda ne kadar saçma sapan şeyler varsa din diye onlar dine sokuşturulursa din ona geçit vermez. İşte bunlara da hurafe diyoruz. Hurafe veya bid'at diyoruz. Bid'atı şöyle tarif ediyorlar, hadislerde de var. Dinde olmadığı halde sanki dinden geliyormuş gibi... Dinin içine sokuşturulan batıl şeyler, yanlışlar, bidat ona diyoruz. Neler bidattır, neler hurafedir, din adına neler yapılıyor? Bugün onları konuşacağız inşallah. Halk arasında yaygın olan hurafeler var. İnanç bakımından var, ibadetler arasında var, muamelat insanlar arasında ilişkilerde var, günlük işlerimizde hurafeler var, cenazeyle ilgili hurafeler var, günlerle ilgili hurafeler var. Hayvanlarla ilgili hurafeler var. Var da var. Mesela uydurmuş kim söylemişse belki bir gerekçesi de olabilir. Selahattin abi oradan başlayalım. İki bayram arası düğün olmaz diyor. Beğenmiyor öyle bir şey mesela. Şimdi iki bayram. Allah'ın her günü güzel. Düğün her gün olur. Her gün yani. Her gün olur. İki bayram arası dediğin neresi acaba? İki bayram dediğin hocam, zaman... Hocam affedersin o yüzden ekstralar da gidiyor yani. İki bayram çok güzel. Düğün olmayın. Selahattin Bey oradan bakıyor işe. Efendim iki bayram yani Ramazan bayramı ile Kurban bayramı arası 70 gün. 70 gün düğün olmaz mı? Yani yaza gelmişin tam da zamanı. Belki şöyle olabilir hani hasat mevsimidir. Çalışacak eskiden her şey... Ekonomik şartlar ayrı tabii. Her şey evet, eskiden insan gücüyle oluyordu ya. Evet. Evden bir kişi azalacak. Şimdi telaş başlayacak. Kızı vereceğiz bilmem ne. Ya şu bayramı da atlatalım. Hasat mevsimi de atlatalım. Oradan biri söylemiş olabilir. Ama iki bayram arası niye düğün olmasın? Düğünün olmayacağı hiçbir gün yok. Din burada sana karışmıyor. İstediğin zaman ne zaman müsaitse iki taraf o zaman düğün yapar. Ama şartlara göre düşüneceksiniz. Efendim, çaput bağlamak. Bu çaput bağlamak nereden? Hiç çaput bağladın mı Selahattin abi? Hocam hemen oradan başlayayım isterseniz. Şimdi ilkokul 3. sınıftayım.
bir yere bağlayacağım. Evet. Anam dedi ki hele dedi düş önüme dedi. Tam da karne verilecek bu zamanlar yani. Düş dedi daha işte bir 15. Sen sınıfı geçeceksin mi geçmeyeceksin mi dedi. Dedim valla dedim ben geçeceğim dedim inşallah dedi. Yok dedi işte bilmem kim öyle söyledi böyle. Beni götürdü bizim evimiz de mezarlığa yakındı. Anamın da kulağı çınlasın. Bu anam 90 yaşında daha çok şükürler olsun. Hayatta aynı Malatya'da maşallah. Tabii çok şükür. Kayınvalidem de 100 yaşında efendim. Allah'a çok şükürler olsun. Maşallah. Evet. Şimdi tabii beni aldı götürdü mezarlığı. Alelade bir mezarlık. Yani efendim büyük bir mezar, bir şehir mezarlığına. Bir mezarın işte taş bir mezar. Yalnız daha evvel orada mum falan yakmışlar. Hmm. Dedik şimdi şu 3 tane taş al ufak ufak taş. Dedi buraya dedi süreceksin. Eğer bu dedi düşmezse burada yapışırsa dedi. Taş yapışırsa. Evet sen dedi sınıfa geçeceksin. Ben de korka korka sürüyorum dın bir tane tokatın. Sürüyorum sürüyorum bir tane tokat. En sonunda dedi bövünmeye yaşadı. Sen dedi sınıfta kalacaksın dedi. Ben biliyorum dedi. Önüme düş dedi. O mahalleye gelene kadar tabii işte büküyor bilmem ne yapıyor falan. Yani ne diyeyim. Efendime söyleyeyim ben o sene sınıfımı iyiyle geçtim hocam. Çok basit. Taşlar düştü ama sen taşlar geçtin. Taşlar düştü ama ben geçtim sınıfı. Ama annen yine Allah uzun ömürler versin şeye bağlamıştı. Oraya gitmeseydik geçemezdi. Bu hurafe efendim. Evet. Çabuta bağlamak, çabut bağlamak eskilerden gelme bir şey. İslam'dan çok önce, şamanizmden vesaire böyle ağaca bez bağlamak. Orta Asya'dan gelmiş. Orta Asya'dan yani. İşte efendim türbenin oraya bir bez bağlamak. O dileğinin olması her dilek için bir bez bağlarlar. Herkes o ipi durduğu sürece dileği kabul olacakmış gibi. Mum yakmak da aynı şekilde. Mum yakmak eskiden tabii kandil yakılırdı, mum yakılırdı ki ampul yok, elektrik yok. Aydınlık olsun diye camilere, kiliselere, havralara hayır olsun diye mum yakılırdı. Bu ta oradan geliyor. Bugün mum yakmanın hiçbir anlamı yok. Ama nedense insanoğlu hala mum söndürüyor. Yani üflüyor yaş gününde şurada burada. Tabii ki oraya gelir mesela, oluyor yani mum parasını ödüyor. Gelir oluyor. Gelir. Mesela kurşun dökmek. Kurşun da nazara karşı döküyorlar. Evet. O da eskilerden evet. Kalma bir şey. Cahiliye adeti. Kurşun şöyle bir inanış var eskilerden. Madenlerin insanın vücuduna etkisi var. Bakırın etkisi var, demirin etkisi var, altının etkisi var, kalayın etkisi var, kurşunun da etkisi var. Kurşun insanı nazardan koruyor diye bir inanış var. Çocuğun başından böyle kurşunu kaynatırlar, gezdirirler. Kurşun dökme diye nazara elem terafiş kem gözlere şiş diye nazara karşı bunu okurlar. O arada kurşuna bakıyor hocam diyor ki gözlere çıka diyor. Gözlere çıka. Nasıl gözler? Ha böyle böyle gözler. Böyle gözler diyor. Kurşun kabarır zaten. Kaynarken kabarır. Yani o normaldir. Evet. Bir de okudukça esneyenler vardır. Evet. Kendiliğinden psikolojik. Psikolojik. Esnedikçe sen de göz çok nazara gelmişsin. Evet. Ya esnek sen zaten okurken belli senin esneyeceğin. O esneyince karşı taraf da esner. Eyvah hep nazara geldi. İşte hocam çok özür dilerim. Ben burada mesela bir esnesem ben inanıyorum ki... Birkaç kişi esner. Söylemeden yemin ederim en azından 10 kişi esnemeye başlar. Tabii. Bu psikolojik bir şey. Huylar salidir, evet. Geçicidir. İnsan birbirine evet. Bakarak. Yani uyuyan birini gördün mü sizin de uykunuz geliyor değil mi? Öyle oluyor ondan sonra. Efendim kabirlere kurban kesmek. Türbeye kurban kesmek. Yani şöyle hani türbenin ya da caminin bir tarafında... Kesimhane olur da fakir fukara talebe için, yetimler için, şunlar için adağın vardır falan kesersin. Ama götürüp bizzat o türbede yatana kurban kesersen senin işin olacakmış gibi düşünürsen bu taş şirke kadar götürür insan Allah korusun. Ve dün mü bugün de cuma programında ele aldık Zahidiyet işte. Kaç bin senedir milletin türbe diye gidip dua ettiği bir türbe varmış Muğla taraflarında. Hocam öyle bir dertliyim ki o konuda. Öyle Yunanlı bir boksere ait mezar çıkmış. Evet. Türbe dedikleri. Evet. Sizin de derdiniz. Aynı dertten müzdaribim. Ama şimdiki yani tenzih ederim. Bu da yanlış. Kur'an açıp okusa zaten her şey ortada. Evet. İşte ama Aşık Veysel'in çok güzel bir sözü var hocam. Diyor ki cahil gül ise yakana takma. O cahil insanlardan öğretiler... Onları da cahil ediyor. Ama o karşıdaki insan saf, tertemiz. Yani onun söylediği onun için bir radikal bir şey oluyor. Diyor ki ya
işte tenzih ederim. Hoca ya diyor. Ama onun kültürü nedir? Evet, okumuşluğu nedir? İlmi irfanı, tahsilini bilmiyor tabii. Maalesef. Yani. Hem hayattakini bilmiyor hem ölen de bilmiyor. Kabire gidiyor, orada bir şeyler yapıyor ama içinde yatan kim bilmiyor. Hiç bilmiyorum. Niye geldin buraya? İşte şu olacak, evet. Bu olacak. Onun için geldi. Efendim, kabirlerde dua, kabirden istemek, dilek, bunlar bidattır. Kuş ötmesinden, hayvanın ulumasından da anlam çıkaranlar olmuş. Eğer baykuş öterse tamamdır, evimiz yıkıldı kardeşim. Bizim evimizin de baykuş ötüldü, mutlaka birisi ölecek. Böyle bir şey ya, hayvanın ne günahı var, Allah var. Kara kedi geçti. Evet. Uğursuzluk gelecek. Uğursuzluk olur. Evet. Uğursuzluk gelecek. Evet. Efendim, tilki, kara kedi, tavşan. Uğursuzluk getirir derler. Hiç alakası yok. Kara karga kimin evinden öterse orada da cenaze çıkar. Baykuş kimin evinde öterse cenaze çıkar. Ala karga kimin evinde öterse o eve müjde gelir. Malatya'da tersidir. Ak kargalar var ya hocam. İşte ala karga. Onlar ala karga, pardon. O eğer ki öterse tamam, müjde geliyor. Ha, burada mektup geliyor. İşte. Müjde gelir diyor. Evet. Kurbağalar sesini yükseltirse yağmur yağar. Yani buna bir şey demem. Hani tecrübeyle sabit belki. Evet. Kurbağalar suyu bekler. Efendim, yağmurla alakalı olabilir. Ona bir şey diyemem. Salı günü uğursuz inancı. Salı günü. Salı günü işe başlanırsa bitmez, sallanır. Salı günü uğursuzdur diye. Bu 13 rakamı ve salı günün uğursuz olması Fatih'in İstanbul'u fethettikten sonra Hristiyan dünyasında ortaya çıkmıştır. İstanbul 1453'te fethedilmiştir. 1453'teki 1'i, 4'ü, 5'i, 3'ü toplayın kaç ediyor? 13. 13 ediyor. Evet. Bunların toplamı 13 olduğu için Hristiyan dünyası 13'ü uğursuz sayar. Hatta hala pek çok otelde 13. kat yoktur. Evet. Hatta hava yollarında bile, evet, 13 numara yokmuş, sonradan koydular. Çok büyük mesela, biliyorum ki çok mesela 20 katlı binalar bilmem ne falan, yani istisna kaydayı bozmuyor da o 13. katı hiçbir şekilde işlem yapılmıyor. Kolonlar duruyor. Ora boş. Ora boş. Ora boş. 13. katta oda bulamazsınız. Evet, bulamazsınız. Bu nedir? 13 rakamın uğursuz olduğuna inanıyorlar. Kim inanıyor? Hristiyanlar açısından. Hristiyanlar diyor ki İstanbul 1453'te fethedildi. Müslümanlar tarafından, Fatih tarafından. Bu rakam bize uğursuz geldi diyorlar. 13 rakamı. Salı günü fethedildi. Salı günü uğursuz geldi diyorlar. Ve bizim için o zaman uğur olur. Bize ne oluyor yani? Mantığı yok zaten. Mantığı yok, yani evet. Onlar için de mantığı yok. Mesela bizim için. Akrabalar arasındaki ilişkilerde işte şu bana iyi gelmiyor. Bunu, eğer hocam müsaade ederseniz yaşanmış olayımı hemen anlatayım. Efendim, annemle İzzet Altınmeşe'lerdeyiz. İzzet Altınmeşe'nin hanımı, işte karı koca doktor, ben ve eşim. İşte başladık bir iftar yemeğine, bundan 3-4 sene falan evvel. Birden annem orta yerden dedi ki, çok özür dilerim, anama konuştuğunu söyleyeyim. Bir arvat ki gide dedi, damadının kapısını öle dedi, cehennemlik dedi. Damadın şimdi, kapısında ölürse. Kapısında ölürse, yani evinde ölürse, o anlamda söylüyorum, mecaz anlamda. Şimdi birden İzzet dedi ki, ana dedi, o nereden çıktı? Kur'an yazıyor, çalalım Kur'an dedi. Kur'an. Dedi, ana dedi, ben de okudum dedi, şöyle bir şey dedi, sen yanlış okumuşsun dedi. Tabii o iyi niyetten, kadın 80, o zaman 87-88 yaşında, şu anda anam 90 yaşında, dedi ki, doktorun hanımı, peki teyzeciğim dedi, benim bir tane kızım var dedi. Peki evine gitmeyecek miyim dedi. Sakın çalam dedi, gitme dedi, aman ha dedi. Ben tabii İzzet'in hanıma dedi ki, peki Emine Ana dedi, benim anam da dedi, bizim evde öldü dedi. Allah affeder, çalam Allah affeder. Tabii bu ara ben İzzet'e dedim ki, de ki dedim, sen Gülaygil'de kaç gün kaldın? Bacımgil'de, yani Mersin'de oturuyordu o zaman. Dedi ki, ana dedi, sen Gülaygil'de ne kadar kaldın dedi. Halbuki ben biliyorum 3,5-4 ay kaldı. Dedi ki, bilemedin ya, 2 gün ya 3 gün dedi. Dedi, olur mu ya, sen dedi bayağı gayiptin. Yok çalam dedi falan. Bütün mesele ne? Damadım. Çünkü kendisi gidecek, bir hafta sonra kayınvalidem gelecek. Bütün olay o. Nereye bağlıyor işte? Ama oraya nereye götürüyor? Vay vay vay. Hurafeye bağlıyor tabii. Hurafeye bağlıyor. Evet. Gece ev süpürülürse fakirlik gelir derlermiş. Hiç alakası yok.
Cuma akşamı ev süpürülürse meleklerin kanadı kırılır. Neler var? Misafirin ardından ev süpürmek iyi değildir. Gece tırnak kesilirse ömür kısalır. Hiç alakası yok. Gece sakız. Nazar boncuğu takmak belalardan korur. Hayır. Nazar boncuğu takmanın hiç bize bir faydası yok. Efendim. Peki telefonu alalım. Burada başka şeyler de var. Onlardan da devam edeceğiz. Bir telefon alalım. Sonra da Selahattin Alpay abimizden bir ilahi alacağız inşallah. Alo. Alo. Hayırlı geceler. Hayırlı bereketli sağlıklar Mustafa Hocam. Benim sorum şu hocam. Buyurun efendim. Günümüz mezarlıklarına ziyaretlere gittiğimizde çiçeklerle süslü olduğunu görüyoruz. Ama hocam Medine-i Münevvere'deki mezarlar çok sade. Bunun sebebini öğrenecektim. Soracaktım hocam. Mezara gidince? Hocam hani Medine'deki mezarlıklar çok sade, böyle çiçek falan yok. Bunun sebebini soracaktım. Ha, Medine'de, Mekke'de mezarlarda çiçek yok. Bizde çok. Evet hocam, bizim mezarlarda çok. Biz doğrusunu yapıyoruz. Neden? Elinizdeki fidanı, kıyametin koptuğunu görseniz de elinizdeki fidanı dikin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Medine'deki mezarlık ağaçlıktı. Baki el-Karkat'tı oranın adı. Karkat isimli ağaç olduğu için mezarlığın tamamında oranın adı hala Baki el-Karkat'tır. Yani karkat ağaçlıklı mezar demektir. Ama bugün maalesef bir tane çalı bile yok. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki tane yeşil fidan aldı. Birini bir mezara dikti, diğerini bir mezara dikti. Bunlar yaş durduğu sürece buradakilerin azabı varsa hafifler buyurdu. Mezarların yeşil olması Peygamber Efendimizin tavsiyesidir. Ama bugün Mekke ve Medine'de maalesef bu sünnetten, bu kültürden uzaklaşılmıştır. İşten ağaç görmedim bir hocam. Tane yeşillik görmedim. Yoktur. Görmedim. Onu ben yıllardır söylüyorum. Evet. Buradan tekrar hatırlatalım. Oradaki yetkililere, belediye yetkililerine vesaire. Mezarlığın yeşil olması sünnet. Bizde de elhamdülillah mezarlarımız gayet güzel. Gayet güzel mezarlığımız. Mezarlık deyince kulaklar çınlasın. Cemal Karaca var. Buradan da selam. Benim sınıf arkadaşım. Evet. Mezarlıklar müdürü olmuş Sivas'a. Evet. Sivaslıdır. Cemal'im beni dinliyorsun değil mi? Selamlar. Şimdi Cemal mezarlıklar müdürü olmuş. Sivas'a yeni bir vali gelmiş. Vali gelince işte efendim emniyet müdürü, belediye başkanı, nüfus müdürü valiye kendilerini tanıtıyorlar, briefing veriyorlar. Cemal de ayağa kalkmış şeyden valinin karşısında. Aynen şöyle demiş. Efendim ben Sivas Mezarlıklar Müdürü Cemal Karaca. Evet. Herkes diyor baktım diye kendi yaptığını anlatıyor. Öve öve diyor. İlave ilave. Bana kadar Sivas'ta ölüm oranı 1200'dü, ben 1400'e çıkardım. Çok ölecek bir şey canım. Sonra diyor ki tekrar efendim itikatta Maturidi mezhebi. Amelde Hanefi'yim, mezarlıkta Vahhabi'yim. Hepsini düzelttim efendim. Mezarları şehitlik gibi yapmış. Evet. Düzeltmiş böyle gayet güzel. Ben de gördüm. Evet. Kardeş diyor, Maraş'tan arıyorlar diyor. Mezarın güzelliğini öğrenmişler diyor. Sivas'a gömülebilir miyiz diye. Ayvalık da çok güzel. Çok da tövbe yarabbim. Tabii ki Allah dini iman Kur'an versin. Ne zaman gideceğiz yani. Efendime söyleyeyim. Bir arkadaşım babası ölmüş, işte gittik falan. Arkadaşım beraber gittiğim arkadaşıma dedi ki ya kardeş insan öleceği geliyor dedi. Ne kadar güzel dedi. Gerçekten. Evet. Peki bir telefon daha alalım. Alo. Alo. Hayırlı geceler. Hayırlı sorular hocam, hayırlı geceler. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Hocam bir şöyle bir sorum olacaktı. Bir kızımın isminin anlamını soracaktım. Evet. İsmi Tuana. Tuana. Evet. Kız ismi. Evet. Peki bizim bir lügat vardı. Tam manasını ben bilmiyorum ama bakalım lügata. Tuana sanki işte cennette falanca meyve ağaç gibi bir şeyler söylüyorlar ama bir karşılığını lügatta bulalım, ondan sonra net söyleyelim sana inşallah. Başka soru var mı? Var hocam. Evet. Benim gerçekte esas arama sebebim annem ve babamla konuşmuyorum şu anda. Annemle babam, onlar bana küstüler daha doğrusu.
Neden konuşmuyorsun? Konuşma sebebimiz hocam, benim bundan 5-6 ay evvel başından bir trafik kazası geçti. Diğer kardeşlerim de annemle babamla ilgileri yoktu bunların. Yani hiç ilgilenmiyorlardı. Sürekli ben bir kazadan dolayı biraz mağdur, zor durumlara düştüm ve bundan dolayı kardeşlerim bu arada devreye girdiler. Ne olduğunu bilmiyorum ama çevrenin de etkisiyle, kardeşlerim de etkisiyle annem babam birden benden uzaklaştılar. Ama duyduklarıma ve şahit olduklarıma kendim bile inanamıyorum. Yani bazı tasvip edilmeyecek olaylar var. Ve benim hiçbir günahım ve suçum yok. Bunu çevrem de biliyor. Peki, benim. Peki, yani ben siz... bunun neresindeyim? Ben bundan vebal alıyor muyum? Peki. Siz şimdi tabii isim vermişsiniz, yeriniz de belli. Dolayısıyla kardeşlerinizi bir anlamda şikayet gibi ettiniz. Sizin cevabınızı biraz sonra vereceğim. Yani daha doğrusu cevap vermeyeceğim ama neden vermediğimi anlatacağım. İsmin manasını vereceğim size. Çünkü isim verince karşı tarafın da hakkı geçiyor. Evet. Kardeş vesaire, babası, annesi. Evet. Bir ilahi alalım. Bu beyefendiye daha sonra bağlarız inşallah. Ya da cevabını veririm inşallah. Ağzınıza sağlık. Sağ ol, çok sağ olun. Ederim. Çok güzel olmuş. Evet. Nereye yazdınız bunu? Bu Aşık Süleyman, Sivas'tan alınan bir... Sivas için mi yazmış acaba? Evliyalar Menzili. Tabii ilahi falan. İşte yani Bağdat'ı övmüş. Bağdat'ı övüyor ama. Bağdat'ı övmüş, evet. Çok güzel olmuş. Kısa bir ara var. Sonra birlikteyiz inşallah.
Yeniden herkese hayırlı geceler diliyorum. Bir kardeşimizin sorusu vardı telefonla. Kızının ismi Tuana diye. Biz de lügata yiğitlik olmaz diye lügata bakalım dedik. Maalesef internete bakarsanız çeşitli şeyler yazıyorlar. Özellikle internette isimlerin karşılığında. Cennette bir damla, cennette bir köşe, cennette bir çiçek, cennette bir kuş deniyorsa %90 oraya bilemediği için uydurmuşlardır. Böyle bir şey yok. Arapça, Farsça, Osmanlıca, Türkçe bu lügatta mutlaka vardır o isimler. Tuana kelimesini aradık. Doğrudan Tuana yok. Selahattin abi diyor ki ben turizm işi de yaptım hocam diyor. Yapıyorum. Yapıyorsun aynı zamanda. Ukrayna ve Ruslarda, Ukrayna, Ruslarda bu isim kullanılıyor. Tuana ismi var. Tabii. İspanyollarda Tuana ismi var. Yabancı menşeli bir isim olduğu anlaşılıyor Tuana'nın. İnternet üzerinde cennette bir damla falan yazıyor uydurma. Tuana var. Tuana, Tuana'ya benzer. Farsça bir sıfat, güçlü, kuvvetli anlamına geliyor. Tuana. Sizinki Tuana dediniz, Tuana ismi. Onun yabancı menşeli olduğunu söyleyebiliriz. Türkçe bir isim değil. İsimlerde koyarken dikkat etmek lazım. Evet, bir telefon var. Alo. Alo. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar efendim. Hayırlı geceler hocam, hayırlı sahurlar diliyorum. Çok şükür sizinle konuşabiliyorum. Buyurun efendim. Benim şimdi şöyle bir şeyim var. Kime iyi niyet gösterdiysem karşılığında hep kötülük buldum hocam. Hep ağlayan taraf ben oldum. Hep iyi niyetim kötüye şey yapıldı, kullanıldı. Bundan işte 6 ay önce oğlum kredi çekmemi istedi dükkanı açmak için. Ona kredi çektim, dükkanını açtı ama yürütemedi. 6 ay sonra kapattı dükkanını. Bana hiçbir şekilde hani bir yardımcı olmadı. 3 ay önce de kızım bir arkadaşınla beraber Kemer'de bir işletme üzerinde anlaştılar. Ama öyle bir yer yokmuş ve biz kızımla beraber 50 milyar dolandırıldık hocam. Ben Allah'a havale ettim. Allah'ım senden iyisini sen biliyorsun diyorum ama ben şu anda psikiyatri ilaçlarıyla ayakta duruyorum. Hani çok zor durumdayım. Hiç gülmüyorum. İnsanlara güvenim kalmadı. Sevgim kalmadı. İnsanlardan uzaklaştırıyorum hep kendimi. Hani elim kolum bağlı, ne yapacağımı bilemiyorum hocam. Sizden bu yüzden yardım bekliyorum. Geçmiş olsun. Rabbim yardımcınız olsun. Etrafınızda da duyarlı insanlar inşallah size yardım ederler. Şimdi birincisi, dünyada kimse sizi güzel laflarla, cafcaflı sözlerle, namazıyla, orucuyla, haccıyla kandırmasın. Siz ticareti kurallarına göre yapacaksınız. Adam pira fabrik ev yapmış, hobi bahçesi yapmış. Ertesi gün gelmiş, evi başka bir arsanın içinde. Oraya gelmişler. Kaldırıyor, götürüyor. Götürme değil. Karşı mahalleden bir kadına satmışlar başka birinin evini. Vay. Sonra da kepçeyle evi kaldırmışlar. Kadının bahçesine koymuşlar. Neyse adam bulmuş tabii. Sermayesiz iş hocam. Parasını vesaire neyse ayarlamış. Kadını razı etmiş. Kendi evine tekrar evini getirirken de vinçten düşmüş. Ev paramparça olmuş. Kadının parası gitmiş. Adamın evi gitmiş. Dolandırıcılar yok ortada. Şimdi bu evi ben sana satıyorum dediğinde ya da bu arsayı ben sana satıyorum dediğinde ilk yapılacak şey tapuya sormak. Notere gitmek. Bunların hiçbiri olmuyorsa belediyeye nasıl, git. Belediyeye git. Bunu nasıl para veriyorsunuz? Ya nasıl bir alışveriş mantığımız var? İkinci bir şey, oğlunuzla kızınızla yaptığınız eğer işin içerisine para giriyorsa onlar da yazmaktan üşenmeyin. Yazın, kaydedin, şahitlerle beraber yapın ki yarın inkar etmesin. Bir kişi tanıyorum, annesinin evini. Dedi ki anacığım senin evini satalım, sana karşıdan bir daire alacağım. Orada benim de evim var, sana bakacağım diye. Tanıdığım bir teyzemiz, Osmanlı kadını efendim. Oğlu anasına evi sattırdı, karşıdan daire aldım dedi. Halbuki almamış, almadığı daireye oturtturuyor bir müddet. Anasının parasını yedikten sonra tekrar annesini çıkardı. Annesi sattığı evi, başka bir şehirde sattığı evi kiracı olarak geri döndü.
İşte hocam ben... Bu da evlat yani. Tabii ben de diyorum ki ya Rabbim ya Resulallah, Allah dünyada en büyük sermaye, maddi ve manevi, özellikle manevi sermaye dedi, hayırlı bir evlat. Hayırlı evlat. Hayırlı bir evlat. Biraz demek ki o bir telefondaki eğer müsaade ederseniz, hani biraz da bir annem babam bana konuşuyor falan dedi ya. Şimdi anamı bir şekilde doldurmuşlar. Anam bundan 4-5 sene evvel burada İstanbul'da yanıma da kalıyor beraber. Bir şey söyledi. Yani yarı buçuk hayatta hiç duymadım ki ben anamı babamı hayatta üzmedim. Allah göstermesin. Maşallah. Efendime söyleyeyim bana şey yaptı. Beddua etti. Evet. Ben Malatya'ya çıktı gitti. Hemen arkasından atladım uçağa gittim. Bir akşam vaktiydi. Beni görünce bir şey yaptı. Beni sever aslında. Hemen koltuğa oturttum. Bu duygu sömürüsü demagoji değildir. Allah için yapılandır. Bunu da ilk olarak zikrediyorum. İlk önce iki elini öptüm. Ayaklarını çıkarttım. Tellik vardı. Ayaklarının altını öptüm. Ana dedim, bak dedim, bu onlar böyle değil. Böyle. He dedi, çağam dedi. Ben dedi, Allah benim dilimi elimden alaydı. Bilmem neydi falan. Şunu demek istiyorum. Kardeşim, senin kapından anan baban 50 bin kere de kovsa, 100 bin kere o ana baba. Mesela hocam, işte anam mesela Malatya'da, affedersiniz, hacına göndermişimdir. İşte Malatya'nın cadde bostanı gibi bir yerde oturuyor. Çok şükürler olsun. Bunu ben örnek olsun diye söyleyeyim. Lütfen kimse yanlış anlamasın. Efendime söyleyeyim. Diyelim ki ben şu masaya çıkardılar. Artık maddi ve manevi yönden asılacak. Yani mecazanla asılıyorum. Evet. Tamam gittim. İşte o gizli bir kuvvet geliyor beni. Allah'a çok şükürler olsun kurtarıyor. Ananın duası. Ananın babanın duası. Aynen evet. Öyle. Evet. Tabii. Evlat. Evlat işte bu da. Bir evlat pir olsa da anaya muhtaç. Bir de hocam tabii ki bir şey var. Evet ana baba bu zamanda çocukta hakikaten çok değişken oldu. İşte bu bu var ya bu işte nefret de diyorum ama ne yapayım artık yani iletişim İhtiyaç. Koymuş. İhtiyaç tabii. Ve sen anana babana ne verdin? Anam baban sana ne verdi? Bir de bu taraftan bakacaksınız. Aynen öyle. Sen ne verdin şimdi? Sen ne verdin? Doğru. O evlata ne verdin? Peki bir telefon evet. Alalım mı abi? Alo. Alo. Hayırlı geceler buyurun. Hayırlı geceler. Hocam ben sana bir sorum vardı. Evet dinliyoruz. Benim babam azami hastası. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ya şöyle bir şey. Ben bu sene baba her sene yanıma getiriyordum babamı. Bu sene getiremedim. Çünkü babam eşim izin vermedi. Bir de 3 tane oğlu var o baksın. Ben şu anda durumum yok diyerekten. Bunun günahı bana mı eşime mi onu öğrenmek istedim. Ya, günahın eşine olduğunu sen de biliyorsun da. O duysun diye herhalde sordun. Şimdi yani sana niye günah olsun? Sen bakacağım diyorsun. Hayırlı bir gelinsin. Dolayısıyla kendisi isteyecek. Sen bakmak istediğin halde mani oluyorsa günahı ona olur. Büyükler bizim cennete girmemiz için birer fırsat. Anamız babamız. Az önce de aynı şeyi konuştuk. Dolayısıyla onları razı edeceğiz. Evet. Diğer telefon. Alo. Alo. Hayırlı geceler. Buyurun efendim. Hayırlı geceler hocam. Buyurun. Hayırlı Ramazanlar hocam. Sağ olun. Çıktım, kusura bakmayın. Hocam Selahattin Bey'e de hayırlı akşamlar diyorum. Hayırlı Ramazanlar. Kendisi çok seviyor. Sizi de seviyor. Hocam size bir söz soracağım. Ben ablasıyım ama kız kardeşimle alakalı. Ben suçumu kabul ediyorum bazı konuda. Ama kendisi bana şu anda konuşmuyor. Bir yıla yaklaşıyor. Ben bir adım vardım. Telefon ettim. Görüşmek istedim. Telefonu yüzüme kapattı. Evet. Kapattı. Şu anda annem, babam, kardeşlerim, ablam neyim? Benim haklı olduğumu da yani diyorlar. Ama şu an beni silmiş. Şu an seninle küs. Küs beni silmiş. Kardeşlikten reddediyorum. Silmiş. Son cümleleri anlayamadım arkadaşlar. Kardeşlikten beni silmiş hocam. Reddetmiş. Kardeşleriniz kardeşlikten reddediyorlar. Kardeşim, kız kardeşim beni silmiş biri. Allah ıslah etsin ne yapalım yani. Ben gerekeni yaptım hocam. Ben üzülüyorum oturuyorum onun için. Yani durumu iyi değil. Biraz variyetleri kötü. Çok perişan bir durumdalar.
Ama ben burada kardeşi ablası olaraktan dayanamıyorum onu. Haline üzülüyorum, oturup ağlıyorum. Ben bunu yiyorum ama o orada ne yiyor diye düşünüyorum ama o yanlış düşünde bana etmediğini komadı. İnsanlar konuşa konuşa anlaşırlar. Yanlış anlamalar olmuştur. Senin yaptığın bir hareketi o başka yorumlamıştır. Onları izah edeceksin. Anlaşın sonuçta, bak senin duyarlılığın güzel bir şey. Sana tavır koyduğu halde sen hala onları düşünüyorum diyorsun. Bu güzel bir duygu. Affedeceksin, affetmek güzeldir. Allah affediyor, biz de affedeceğiz. Affetmek büyüklüktür aynı zamanda. Şu yalancı dünyada onunla küs, ananla küs, kardeşinle küs, dayınla, amcanla kötü git. Yazık değil mi bu ömre? Allah bunları soracak. Kul hakkına girer bunlar. Namazın, orucun, zekatın sana. Ama kul hakkı mahşer günü bütün bunlar gelecek, senin sevaplarını alacak. Gıybet ettikleriniz, dedikodu ettiğiniz, iftira ettiğiniz kimse, yani kim yapıyorsa o anlamda söylüyorum. Allah ıslah etsin. Sen iyilikten devam et, iyilikten zarar gelmez. Ama karşı tarafta inat ederse suçu günahı onun olur. Biz barışmak istersek, karşı taraf barışmazsa suçu onun olur. Selam verdiniz, ondan 9 sevabını aldınız. Barışmak istediğiniz sevabın onda 9'unu aldınız. O da barışmazsa günahı onun olur. Sen elini uzatacaksın. Alo. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Muhterem hocam, hayırlı geceleriniz olsun. Sabahınız bereketli olsun. Sağ olun efendim. Buyurun. Efendim ben İstanbul'dan arıyorum sizleri. Hı hı. Yaklaşık 8 yıl boyunca cenaze hizmetlerinde görevli imam hatip olarak vazifede bulundum, çalıştım. Devam ediyor mu? Vazife devam ediyor mu hocam? Vazifeden ayrıldım hocam. Ayrıldınız. Sınavlarıma hazırlanıyorum. Evet. Şimdi sayın hocam, mesleki hayatımızda bizlere sorulan bazı sorular vardı. Bizler bunları bildiğimiz kadarıyla cevaplandırdık. Yalnız sizler bizlerden büyüğümüz, bu üstadımız, hocamız olaraktan hem de milyonların önünde canlı yayında açıklamanızı istediğimiz birkaç konu mevzu var. Buyurun. Birincisi, yıkanmış cenazelerin şehir dışından evlatları, çocukları, kardeşleri, annesi, babası vesaire geldiğinde cenazeyi görmek istiyorlar. Cenazenin yüzünün açılıp bakılmasında herhangi bir sakınca var mıdır? Cenazenin abdesti bozulur mu? Evet, cenaze bazı memleketlerde zaten, özellikle mesela Filistinli kardeşlerimiz cenazenin üstünü örtmezler. Yüzü açık tabutta, tabutun üstü açıktır, tabutun üstü de kapalı değildir. Sıcak memleketlerde sadece battaniyeye sararlar, tabut da yoktur. Omuzlarda taşırlar, herkes yüzünü görür. Sadece ailesi değil, cenazenin yüzünün görülmesi, abdestinin bozulması diye bir şey olmaz. Yüzünü görmek abdesti bozuyor mu? Bozmaz. Zaten cenazeye esas olan, cenazeye abdest aldırmaktır. Cenazenin abdestli kalması diye bir kural da yoktur. Sen ona abdesti aldırırsın, malum size söylemiyorum, Türkiye duysun diye sordunuz ya, onun için söylüyorum. Abdesti aldırdın, tamam, vazifen bitmiştir. Cenaze yıkandıktan sonra tekrar bunun abdesti bozuldu mu bozulmadı mı tekrar bir kontrol edilmez artık. O zaten muhatap değil onunla. Evinde ailesinin son olarak görmesi çok insanidir. Yani bu çok insani bir şeydir. Maalesef bir hurafe daha ekliyorlar bunun üzerine. İşte efendim, kadın öldüyse kocası onun yüzüne bakamaz diye bir takım akıl yürütmelerle insanlık dışı bazı fetvalar verenler de var, duyuyoruz. İnsan 50 sene 60 sene yaşadığı eşinin yüzünü niye görmesin? Mezara onu koyamaz, eşini göremez, o ona haram olur bilmem ne. Allah korusun, böyle efendim kitaptan değil, kendi karnından fetva uyduranlar var. İnsanlık dışı fetva veriyorlar. Bu gibi hallerde insanlar görmelidir. Ve karışıklığa da sebep oluyor. Ve kavga çıktığını ben kendi gözümle gördüm. Neden kavga çıkıyor? Adam dedi ki, kardeşim bırak dedi, ben dedi eşimi dedi, yani adam dediğim yani 60-65 evet, yaşında. Eşimin yüzü göreyim diyor. Yo dedi, haram dedi, nam haram oldu. Ya dedi kardeşim benim dedi, benim karım dedi, ya sen nereden çıktın dedi. Yani. Nikah düştü sen diyor. Sen daha dün geldin, pardon sen yeni geldin dedi. Evet, nikahlı dedi eşim dedi. Dedi nikah, Allah, o diyor Allah. Ki işte öldü diyor, nikah düştü evet. Diyor. Ve hocam işin enteresanı, adamı bırakmadılar. Hiçbir... Birkaç kişi daha dedi, ya hoca neyse doğru söylüyor dediler. Hiçbir tutarlı tarafı yok. Evet. Size bir şey söyleyeyim. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, bak bu Buhari hadistir. Kızı Zeynep vefat ettiği zaman
Tecrid Salih'te de var, isteyenler bakabilir. Kızı Zeynep'i cenazeye ashabından akraba olmayan biri indiriyor. Ya. Yani kendisi değil. Tabii. Ashabından akrabası da değil. Bir zat indiriyor. Bugün bu gece işte şöyle halleri olan biri var mı diyor. Peygamber Efendimiz soruyor. Benim ya Resulallah, gel sen indir. Ya bu insani bir şeydir. Yani yüzünü göremezsin bilmem ne. Bunlar maalesef ne İslam'la ne dinle. Her kitapta yazanı doğru zannediyor. Yani bugün bir kitap okudum. Bir hanım hoca yazmış dediler. Getirmişler. Bizim hanıma da vermişler maalesef. Dedim almasaydın. Almasaydın. O kadar uyduruk şeyler yazmış ki. Ya bu ilim yok, irfan yok. Kaynağı yok. Hiçbir kaynak yok. Yazmış altına hadis, 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 hadis. Tamam da bunun kaynağı neresi? Buhari mi, Müslim mi? Hangi kitaptan aldın? Sağlam mı? Belli değil. Oraya yazıyor. Adı kitap olsun. Bir yerde Ramazan'ın faydasını anlatıyor. Altına geçmiş yumurtanın faydasını anlatıyor. Komik de bir kitap. Yani din anlatıyorum diyor. Ne anlattığı da belli değil. Ama bu insan onlarca, yüzlerce kadına ders veriyor. Ne dersi veriyor? Din dersi veriyor. İslam'ı anlatıyor. Kitap yazdım diyor. Senin kitap keşke i̇şte hocam, yazmasaydın. Affedersin. En başa geldik yani yine. Hurafeler evet. Almış kendi kafasına göre. Bu diyor ki işte sünnettir diyor. Kendi kafasına almış. Bilmeyen de insan diyor ki ya adam işte hoca. Hele hele evet. Tenzih ederim. O uydu televizyonlarda şimdi yine birilere falan gireceğiz. O uydu televizyonda çıkıp da ben hocayım diye çok komik. Maalesef. Ve dinimiz bu değil. Allah maalesef. Rızası için. Yani. Maalesef. Dinimizin kaynağı Kur'an'dır. Sahih sünnetlerdir. Herkes kendi kafasına göre kitap yazamaz. Kendi kafasına göre de yorum yapamaz. Kitaptan kaynağını gösterecek. Hadis peygamber adına bir hadis olmadığı halde hadis derse cehennemdeki yerine hazırlansın. Hadis en sağlam hadislerden biri bu. Peygamberimiz öyle buyurmuş. Alo. Alo, hayırlı sahurlar hocam. Sağ olun, size de buyurun. Benim sorum şu, 6 ay öncesi 1,5 yaşında oğlumu kaybettim. Başınız sağ olsun kardeşim. 70 gün yoğun bakımda kalmıştı, sağ olun hocam. Şu an çok şükür Rabbim yeniden bir bebek nasip edecek inşallah. Birinci sorum şu, buluğ çağından önce ölen çocuklar ahirette anne ve babasıyla sonsuza dek birlikte olacak, beraber olacak deniliyor. Bir bunu merak ediyorum. Hı hı. İkincisi de yeni doğacak olan çocuğumuza oğlumun ismini versem Çınar'dı ismi. Yine tekrar Çınar koymak istiyoruz. Ama diyorlar ki ölen çocuğun ismini vermek çocuğu sıkıntı verir. Hastalıklı olur. Bunu öğrenmek istiyorum hocam. Evet. Birincisi masum yavrular tekrar mahşer günü dirildiklerinde onlar cennetliktir. Onlar annesi babası cennetlik olduğu takdirde etrafında pervane olacak, gönlünü şenlendirecek insanlar olacaklar inşallah. İkincisi aynı ismi ölen bir kişinin ismini bir başkasına koymanın hiçbir sakıncası yok. Hepimizin ismi ölen birinin ismine ait. Selahattin Aksel'in ismin dedelerden mi geliyor? Kim ben koymuş? Hocam bir cuma sabahı sela vakti doğmuşum. Sela vakti de evet, Selahattin koymuşlar. Benim adım yani. Dedemin adı. Evet. O da ölmüş birinin adı. Yani ölmüş birinin, ölmüş evladının adını koymaz diye bir kural yok. Koyabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Ama aynı acıları tekrar tekrar hatırlamak bazen üzebilir insanı. Farklı bir isim koymanızda da hiçbir sakınca yok. Bu dini bir kural değil. Size bağlı bir şey. Evet. Peki ilahi vakti gelmiş abi. Hocam yine güzel, çok Kemal güzel Arabolu'na size selam var. Bunu yaptığımız zaman onun sağ olsun aranje etti. Arkadaşlarımız da bilirler. Evet, çok güzel bir Emrah. Siz arkadaşlarla çalıştınız mı daha önce? Tabii hepsiyle. Oho. O Fuat'la falan. Evet. Maşallah. Şimdi babasıyla çok çalıştım. İnşallah onun evladıyla da çalışacağım. Fırat'la mı? Kimi kastediyorsun? Batuhan'la mı? Batuhan'ın babasıyla mı çalıştınız? Tabii çok çalıştık. Ha. Ben bu gruba grup Fırat dedim Selahattin abi. Çok güzel. Fırat var, Fuat var, evet. Batuhan var. Efendim. Hepsi de güzel çocuklar, terbiyeli ve her çok. Şeyden ben işlerini çok iyi bilen çocuklar. Allah razı olsun. Evet. Buyurun peki söz sizde abi.
bugün sabah ile Visale yerden bana bir haber var inceden ince o boyu sertar. Olmalı ister isen neman muhabbet bezi zinciri hevaya gel olma esir eğer aşığısan şu bezme gir gör bak neler var inceden ince eğer aşığısan eman gel bu bezme gir gör neler var inceden ince. Daha bekliyormuş, onu da alalım. Alo. Hayırlı geceler. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hayırlı geceler hocam. Sağ olun. Hayırlı sağlıklar. Hocam benim size bir sorum olacaktı. Ben annemi bir 5 ay önce kaybettim. Yalnız annem ölmeden önce sağlığımda kesinlikle beni babanın toprağına gömmeyin dedi. Ama evet. Ben öldükten sonra babamın toprağına gömeceğim için annemi oraya gömdüm. Ve şu an vicdan azabı çekiyorum. Bunu doğru mu yaptım yoksa yanlış mı yaptım? Niye vasiyeti yerine getirmediniz? O zaman annem senin yanına gömülmek istiyordu. Ben ölünce babamın toprağına gömüleceğim için benden uzak olmasını istemedim annemin. Ha, benden ayrı olmasın dedin. Evet, ayrı olmadım. Hep beraber bir arada olalım istedim. Yani şöyle bir şey var. Aynısını siz düşünseniz. Mesela çocuk çocuğunuza vasiyet ediyorsunuz. Beni ölünce şöyle yapın diye. Ve o da helal bir şey. Haram da değil. Ve siz onu, çocuklarınız onu yapmıyor. Yani son İstekleriniz bile yerine getirmiyor. Bu doğru bir şey değil. Peki ne olur? Ne kaybeder? İnsan nereye gömülürse gömülsün. Bir Müslüman tabii başka bir dinin mensupları mezarlığına gömülmez. Ama Müslüman mezarlığına gömülmüş, falancanın yanında olmuş, filancanın yerinde olmuş. Çok fark etmiyor. Çünkü altta insanların bedeni değil, ameline bakıyorlar. Yaptıklarına bakıyorlar, işlerine bakıyorlar. Neyle gelmiş oraya? Ne getirmiş oraya? Oraya bakacaklar. Buradan yapılacak bir şey yok artık. Madem öyle yaptın,
Sen de oraya inşallah aile mezarlığı olmuş. Öyle karar vermişsin. Allah hayırlı ölümler nasip etsin. Yalnız hocam hemen buradan reklama gireceğiz herhalde. Şimdi babam benim 27-28 sene oldu. Bütün geçmişlerimize rahmet olsun bu aziz mübarek gecelerinde. Biraz mezarı geniş tuttum. Yalnız babam sağında dedi ki bak oğlum aman ha. Aman ananı yanıma getirme dedi. Öyle mi? Sizde de var öyle. Anamı dedi yanıma getirme. Tabii bu karı koca kavgaları falan normaldir evet. Yani. Şimdi öyle kendiliğinden bir spontane oldu ki ya şimdi orada 3 tane mezarlık oldu. Tabii kime niyet kime kısmet. Ayrı doğru. Bir olay kurban olayım doğru. Allah takdir aydı. Anam şimdi gelip bakıyor doğururken çağan burada benim ne yani bilmiyorum. Babam kime? Öyle istedi. Öyle istedi. Yani yapılabilirse ben de yapılır. Biraz evvel kardeşim dediği gibi hepsini bir arada yani ziyaret ettiğim zaman hepsini bir arada göreyim. Evet. Ölenin ardından kendisi yapmadıysa bu tür evet. Vasiyetleri yerine getirmesi gerekmez diye bir kural var. Evet. Şart değil zaten. Hukuken de öyle. Dolayısıyla burada vicdani bir sorumluluk var. Kısa bir aramız var. Sonra inşallah Peygamber Efendimiz'in nükteleri, şakaları ile ilgili bahsimiz var efendim. Tekrar hepinize sevgiler, saygılar efendim. Selahattin abi şakayı sever misin? Kendine nasıl? Çok mu şaka yaparsınız? Yaparım da. Tabii ki bunu böyle mecazdan da söylüyorum. Zeki olan insan şaka yapar. Bir de şaka. Espriler tabii ya. Evet. Unutamadığım bir şaka var mı? Ya da sana yapılmış bir şaka? Ha, bana yapılmış tabii canım. bu Kanal 7'deki siz de oradaydınız o tarihlerde. Bizim hani şaka yapan bir şey... Şakacı vardı. Ayıp oluyor. Şimdi tam televizyon canlı yayın. Canlı yayına gireceğim. Ondan sonra bir baktım iki tane adam geldi. Selahattin Apay bir dakika dedi. Buyurun kardeşim dedi. Dedi Rütük bilmem ne falan. İşte evet sizin televizyona çıkmanız yasak dedi. Ya kardeşim o nereden çıktı dedi ki buyurun dedi. Hakikaten Rütük başlık yazdılar falan. Ondan sonra işte alan aşağı baban yukarı dedim ya arkadaş bak bunda bir yanlışlık var. Sebep nedir? Sebep yok dedi. Keyfidir. Ya nasıl keyfi dedim hükümet adına konuşuyorsun. Yani bak dedim kızcağız da Adile Kurttepe o da program yapıyor. Dedim Esat Kabaklı'ndan beraber. Bak dedim arkadaşlar onlar hadi Selahattin abi. Hep örgütlü tabii. Ya kardeşim bak dedim ya burada böyle bir olay falan var. En son dedim ki tabii artık bende gitti tabii her şey. Bir de ekmeğin bilmem ne. Dedim ya arkadaş dedim. İdama gidecek adamın bilene son arzusu sorulur dedim. Baktım orada çıktı. Evet dedi son arzunu sorayım ben dedim. O zaman anladın. Ama tabii insan evet. Küplere biniyor değil mi? Tabii canım. Bugün ya. Biri bir şaka gösterdiler. Tabii. Oğlan ölmüş. Çenesini bağlamışlar. Ayağını bağlamışlar. Anası ağıt yapıyor üzerinde. Kefen giydirmişler. Tabii, aynı şekilde. Evet. Bu şaka, şakaların şaka nedir? İslam'da, dinimizde şakanın yeri nedir? Peygamber Efendimiz şaka yapmış mıdır? Şimdi kısaca onlardan inşallah arz etmeye çalışacağım. Peygamber Efendimiz de nükte yapanları sevmiştir, şaka yapmıştır ama nüktelerin her birinde hakikat vardır. Tabii. Asla yalan yoktur. İnsanı üzme yoktur, göz boyama yoktur. Mutlaka o sözü doğrudur ama karşı taraf onu anlamamıştır, sonra anlatır. Mesela adam biri der ki, ya Resulallah, bana der bir deve ver, ona bineyim der. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki, seni devenin yavrusuna bindireyim der. Ya Resulallah koskoca adam devenin yavrusuna biner mi der. Evet. Her deve bir başkasının yavrusu değil mi der. Her deve bir başkasının evet. Yavrusudur. Bak bu hem bu, az önce dedim ya, bir zekayı tabii da gösteriyor. Zaten gösteriyor. Yani bir şeyler vermek yani. Evet. Hocam çok özür dilerim. Bizim mesela bir Malatya'dan Osman abimiz var. Bir de Ertaç abimiz var. Ertaç abi Malatya sık sık bir geliyor. Yani. Ama tabii Osman abi de ooo hoş geldin, beş geldin kardeşler. Anadolu şeyine falan. Nihayetinde bir gün yine gitmiş. Osman abi arkada oturuyor. Ertaç abi de önde oturuyor. Demiş ki ya demiş Osman'cığım sen ben evvelden geldiğin zaman demiş sarılıyordun işte ikramlarda bulunuyordun demiş. Şimdi böyle demiş geldiğim zaman bana çok soğuksun demiş. Yani bu neden demiş ya Ertaş Bey demiş ne kadar zeki adamsın demiş ya. Ha demiş sanki benden bıkmış adam mısın gibi. Demiş ya ne kadar zeki adamsın niye demiş kalbimi okudun demiş. Sanki benden bıkmış gibisin. Şimdi mesela birine gel buraya iki kulaklı diyor. Yani önce insan şaşır yani gel buraya iki kulaklı dediği zaman.
Peygamber Efendimiz birinin gözünü bağlıyor. Köle satıyorum diyor. Köle satıyorum diyor. Pazarda. O da diyor ki, anlıyor o kokusundan şeyden peygamber kendisi. Ya Resulallah bu köle para etmez diyor. Kimse para vermez bu köleye diyor. Böyle şakaları var. Kadının biri geliyor. Ya Resulallah ben cennete girebilir miyim diyor. Ona diyor ki sen bu halinle cennete giremezsin diyor. Kadın üzülünce üzülme. Yaşlı girmeyeceksin, genç gireceksin diyor. Cennete genç gireceksin diyor. Bu şakalar doğru. Hepsinde bir mana var. Ama yalan olursa günaha gireriz. Sadece başkası gülsün ya da başkasına bir çile çektireyim diye işi yokuşa sürmek, yalan koymak doğru değil. Küçük düşürücü şakalar çok kötü. Efendim iğneleyici, küfür dolu vesaire bu tür şakalar bunlar çoktur. Karşı taraf gerçekten kalpten gidecekse ağır şakalar. Onu yapmamak lazım. Yani şimdi mesela anası oğlunu o halde görünce gidebilir. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Hadi bir şaka neye mail olur ondan sonra. Şaka var dinimizde ama hakikat olmalı, nükte olmalı içerisinde, bir ders olmalı, ibretlik bir şey olmalı. Ders verecek sana o şaka. Yoksa sadece çile çeksin, üzülsün, bağırsın, çağırsın. Felsefenin yönünde de mesela mesajlar var. Efendime söyleyeyim. Diyelim Urfalı babayı vardı, Allah rahmet eylesin. Demişler ki babi falan adam öldü. Allah Allah demiş. Çok da zengindi, niye öldü ki? Yani elinde geçinde kurban olayım ya. Onlar. Evet. İşte tekrar bizim Osman abi çok severim. Kulağı çınlasın. Mesela bana bir gün dedi ki ya dedi kardeş dedi hayırlı olsun dedi bir arkadaş tutmuşsun dedi. Arkadaş yine hemşerimizden bir tanesi. Dedim he dedim ya tanıştık iyi adama falan benziyor. Dedi o zaman beni iyi dinle dedi. Dedi sen de dedi bahçe çağısın yani çocuğusun, tarla bahçe çocuğusun. Evet. Dedi çal arasında dedi erikler olur dedi. Evet. Görünüşü çok güzeldir ama yediğin zaman adamın ağzını ekşitir. Misal al alabilirsen felsefe. Tabii ders yani. Veriyor orada. Telefon varmış alalım. Alo. Alo iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı geceler efendim buyurun. Hayırlı geceler hocam sağ olun. Hocam ben size şey soracaktım. Bizim çocuğumuz olmuyor da. Bazen hani biz bunun için üzülüyoruz, hayıflanıyoruz. Hani birinin çocuğu olacağını duyduğumuz zaman hani ister istemez üzülüyoruz. Bu isyana giriyor mu? Yani üzüldüğümüz zaman günah girmiş hissediyorum ben bazen kendimi. Hani niye olmuyor falan diye. Yani bunun günahını soracaktım ben. Bir günah oluyor mu bize? Yani insan çocuk sahibi olmak ister. Efendim belli bir makama, mevkiye gelmek ister. Cenab-ı Hak'tan dua eder. Ve duasında da ısrarcı olur. Harama düşmediği sürece. Bunda hiçbir sakıncası yok. Allah size de hayırlı evlatlar nasip etsin. 20 sene bekleyip evlada kavuşanlar var. Kur'an-ı Kerim özellikle evladı olmayanlara İbrahim Aleyhisselam'ı örnek veriyor. Zekeriya Aleyhisselam'ı örnek veriyor. Bu zatların 100 yaşından sonra çocukları oluyor. 100 yaşından sonra. Bekliyor yıllarca. Evet. Ama Allah ona 100 yaşından sonra evlat veriyor. Dolayısıyla ümidi kesmeyeceksiniz, üzüleceksiniz normal. Ama isyan etmediğiniz sürece günaha girmezsiniz. İsyan edersen niye herkese öyle, bana böyle, ya Allah'a hesap soramazsın. Onda da bir hayır vardır diye teselli olacaksın. Hocam hayırsız olacaksa ya Rabbim ya. Tabii onda da bir hayır var diye teselli olacaksın. Evet sohbet gayet tatlı, güzel geçti. Çabuk geçti hakikaten bu programda. Hocam size de selamlar olan bir arkadaşlarım falan var. Yani en azından bir 20 tane mesaj gelmişti. Hemen orada su içerken yani özellikle Tekirdağ'dan Cebrail kardeşim var. Ta Lüleburgaz'dan Abzer kardeşim var. Antep'ten Mustafa kardeşim var. Var da var hepsine ama selam. Aleykümselam getiren götüren sağ olsun. Evet. Dua vakti efendim. Ellerimizi duaya açalım. Rabbim orucumuzu kabul eylesin. Sahurlarımızı bereketli eylesin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyel Alel Vehhab. Allah'ım bizi kendine layık kul eyle. Amin. İsyan edenlerden eyleme. Amin. Nankörlük edenlerden eyleme. Amin. Acele edenlerden eyleme. Kalp kıranlardan eyleme. Kul hakkı yemekten muhafaza eyle. Amin. Hakkımızı yedirmekten muhafaza eyle. Amin. Kimseye zulmetmeye bize fırsat verme. Amin. Başkasını da bize zulmettirme. Amin. Başımıza düşmanları musallat etme. Ya Rabbi hayırlı yöneticiler nasip eyle. Amin. Her yerde rızana uygun şekilde yaşamayı,
Kur'an'a ve İslam'a bağlı olmayı, senin yolunda yürümeyi bizlere nasip eyle. Amin. Evladımızı, ahfadımızı, neslimizin geleceğini güzel eyle. Tehlikelerden onları koru. Kötü alışkanlıkları terk etmeyi nasip eyle. Kadir gecesine eriştir Allah'ım. Bayramlara kavuştur. Sevdiklerimizle birlikte nice bayramlara ermeyi, huzur içerisinde yaşamayı, Ya Rabbi yuvalarımızda mutlu olmayı nasip eyle. Evlat arayan, isteyen kardeşlerimize hayırlı evlatlar nasip eyle. İş arayan, hayırlı helal rızık arayan kardeşlerimize helalinden bol kazanacakları işler nasip eyle. Geleceğimizi güzel eyle Allah'ım. Duamızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Lütfunla, kereminle memleketimize bolluk, bereket ihsan eyle. İşlerimizi hallu asan eyle. Mümin kardeşlerimize, zorda olanlara yardım eyle Allah'ım. Nusretinle teyit eyle. Ya Rab, sen her şeye kadirsin, her şeye gücün yeter. Affın, keremin, lütfun bol. Hazinen geniş. Ya Rabbi bize de lütfunla her türlü nimetini ihsan eyle. Dünyamızı, ahiretimizi güzel eyle. Dünyada da ahirette de bize iyilikler, güzellikler lütfeyle. Unutursak, yanılırsak, hata edersek. Ya Rabbi bizi bağışla, bizi affeyle. Sorguya çekme Allah'ım. Bize acı, bize merhamet eyle. Düşmanlara karşı bize güç, kuvvet ihsan eyle. Her türlü hileden, tuzaktan, kem gözden, hasetten, fesattan bizi muhafaza eyle. Ölmüşlerse ana babamıza rahmetinle muamele eyle. Yaşayanlara sağlık, afiyet dolu günler nasip eyle. Bize dayanma gücü ver. Milletimize, memleketimize esenlik ver. Tüm müminleri bağışla Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi Teala el-Fatiha. Errahmanirrahim. Evet efendim. Allah kabul etsin. Niyet ettim oruca, gözüme, kulağıma, kalbime oruç tutturmaya diye niyet ediyoruz inşallah. Bir ezan okunacak. Ezandan sonra kapanış için yine buradayız. Allah oruçlarımızı kabul eylesin. Selahattin Alpay abimize çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Sağ ezandan sonra görüşmek üzere. Rabbimize hamdolsun. Bize iman bahşetmiş, mümin kılmış. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed aleyhissalatü vesselam onun kulu ve elçisidir. Allah bizi bu imanla haşretsin inşallah. Hayırlı geceler, hayırlı sabahlar hatta. İftarda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.